Toplumsal TV'den herkese merhaba, ben Esra Örnek. Bugün Sosyal Güvenlik Müşaviri Onur Önal'la beraber EYT'de son durumu ve emeklilikte prime takılanları konuşacağız. Onur Bey, sizdeyiz. İlk olarak EYT'de şu anda son durum nedir? Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet. Malumunuz Şubat'ın 6-7'si gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde EYT yasası oylanarak kabul edilip genel kurulda yasalaşacaktı. Büyük başımıza gelen büyük felaketten, deprem felaketinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu verdiği için deprem bölgesinden dolayı. Şimdi EYT 28'inde Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar genel kurul çalışmalarına başlıyor ve ilk olarak da gündeme alınacak genel kurulda. Dolayısıyla 28 Şubat ve 1 Mart arasında genel kurulda kabul edilerek yasalaşacak ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzalamasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girilecek. EYT konusunda, EYT yasasında şu anda bir sıkıntı yok. İşte ertelenecek, ötelenecek, depremden dolayı ertelenir mi, çıkmaz gibi şeyler bilgi kirliliği tamamen. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin plan bütçe komisyonunda kabul edilip de genel kurula sevk edilen bu yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi görüşüp karara bağlamak zorunda. Peki ilk ödemeler ne zaman olacaktır? Şimdi yasalaştığında EYT'liler ilk yani emeklilik taleplerini verdikten sonra kurum yoğunluğa göre emeklilik talebini bağlar. Takdir edersiniz ki 2 milyona yakın insan emekli talebinde bulunacaklar. Ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri bunları emeklilik servisi sırasıyla kırına bağlayacak. Fakat yani emeklilik talebine başvurduğu andan itibaren emekli maaşı süreci işlemeye başladığı için mesela yoğunluktan dolayı Nisan ayında emeklilik işlemi sonuçlandıran 2 aylık maaşını alır. Mayıs ayında sonuçlandıran 3 aylık maaşını alır. Fakat ilk başvuranlarınki sıraya göre Mart ayında ilk maaşlarını alacaklar. Emeklilikte yaşa takılanlardan haricinde bir de kademeli prim sistemi kabul edildikten sonra şu anda emeklilikte prime takılanlar hakkında bir durum söz konusu olmuş. İnsanlar bunun için de talepte bulunuyorlar. Bir mağduriyet oluştuğunu söylüyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Bakan'ın da ilk açıklaması, EYT dediğimiz konu 8 Eylül 1999'dan önceki haklarda erkek 25 yıl, kadın 20 yıl süreyi tamamladığında ve SSK'dan 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyor idi. Ve EYT yasasında doğal olarak bu şekilde çıkması, kabul edilmesi gerekiyordu. Ki kaldı ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ilk etapta 5000 prim günüyle ve yaş şartının da kaldırılacağını kendisi de defaten kamuoyuna deklare etti katıldığı programlarda da. Ve bakanlığın tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği tasarıda da SSK'lıların 5000 prim günüyle emekli olması, aynı zamanda yaş şartının kaldırılması ve kısmi emeklilik dediğimiz 99 öncesinde kadın 50, erkek 55 ve 3600 prim günüyle emeklilik şartı var. Şimdi bu ikisi plan bütçe komisyonuna geldiğinde bu ikisinin de olmadığını ve sadece yaş şartının olduğunu, yaş şartı kaldı. Ve dolayısıyla
5000 prim gününe göre borçlanma yapan, 5000 günden emekli olacakmış gibi borçlanma yapan, yani işte kadınlar doğum borçlanması yaptılar, erkekler askerlik borçlanması yaptılar ve bu borçlanmalarını kırarak birçoğu ya da işte borç harç bularak emekli maaşından ödemek üzere bir planlama yaptılar. Şimdi bu kademeli primin kaldırılmamasıyla, tabii ki yasa kademeli prim şeklinde kabul edilir ise, o zaman bu kredi çekenler 5000 günle emekli olacağım ve emekliye bağlandıktan sonra bu kredi taksitlerini ödeyeceğim diye planlama yapan vatandaşların hepsi mağdur olur. Peki bu mağduriyet nasıl giderilmeli? Şimdi bunu genel kurulda bu yasa görüşülür iken özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale edip yasa görüşüldüğünde şu anda kabul edilecek yasa ve 5. maddesinde prim şartında kaldırılmasını şeklinde genel kuruldan geçebilir. Ya da genel kurulda bu şekilde kabul edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na imzaya gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanı prim şartında kaldırılması şartıyla meclise tekrar yasayı iade edebilir. Fakat bu süreyi tekrar bir uzatacağından ve EYT'linin de artık böyle bekleyecek bir tahakkümü, ödemeleri, işsizlikleri ve bir de EYT'lilerin de mağduriyetinin göz önüne alındığında 28 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak bu yasada prim şartlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde bir talimatını verirse AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ki muhalefet de buna destek veriyor zaten. Bunlar oy birliğiyle çıkarılabilir. Çok kolay bir iş istenirse ve bu mağduriyetin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Çünkü prime takılanlar çok mağdur oldular. Peki o mecliste kabul edilmezse ve prime takılanların problemi devam ederse bu süreçte bu insanlar nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Şimdi şöyle, bunların iki seçeneği var. Birincisi borçlanma yaptılar 5000 güne göre tamamladılar. İşte kalan kaç prim güne tabi ise bu 5000 ile 5975 arasında değişir. Başlangıç yılına göre prim sayısı, prim gün sayısı belli oluyor. İlk defa sigortalılık başlangıç tarihine göre. İşte bunu çalışarak ya da isteğe bağlı ödeyerek gerekli prim gün sayısını ödeyip emekli olabilirler. İkinci yolları da işte bu kredi çekip de ödeyemeyenler, ödeyemeyecek durumda olanlar emekli olmadığı için. Ama tekrardan diyelim ki bir bayan işte bir doğum borçlanması yaptı 720 gün ya da bir erkek askerlik borçlanması yaptı 550 gün. Şimdi bunu iadesi aldığında iade alabilir tekrar, iptal edebilir borçlarını. Yatırdığı parayı SGK'dan tekrar iade alabilir. Fakat önümüzdeki süreçte yine borçlanma yapacağı için emekli olacağında bu sefer iki misli para ödeyecek. Zaten %50'ye yakın zamlandı biliyorsunuz. Onlar 31-12'den önce borçlanma yaptılar. Asgari ücrete göre, asgari ücrete yapılan zama göre de bu borçlanmalar aynı oranda arttırıldığı için otomatik olarak o zaman daha fazla bir yine mağduriyet olacak. Emeklilikteki prime takılanlar eğer yasa bu şekilde kabul edilirse isteğe bağlı prim ödeyerek ya da yine SSK'lı çalışmaya devam ederek prim alıp emekli olacaklar. Aslında bu meclise gelen bu oylamada şöyle bir şey olmuş. Muhalefet intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini komisyon görüşmeleri sırasında savunmuş ve bununla ilgili birkaç tez öne sürmüş ve eğer bu şekilde mecliste kabul edilirse emeklilikte prime takılanlar sorununun oluşacağını dile getirmiş. Fakat yine de mecliste AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla bu durum reddedilmiş. Ve sonrasında emeklilikte prime takılanlar problemi ortaya çıkmış.
İlk aşamada böyle bir durum ortaya çıktığında ikinci aşamada mecliste bunun tekrardan gündeme gelmesiyle kabul edileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İntibakla, intibak yasasıyla prime takılanlar çok farklı farklı. Yasası dediğimiz konu 2000 yılından önce aynı prim günü ve aynı yıllarda işe başlayıp da aynı prim günüyle 2000'den önce emekli olanla 2000'den sonra emekli olanların arasındaki maaş farkını adaletsizliği kapsayan bir konu, intibak yasası. Emeklilikteki prime takılanlar da işte 2002'de yürürlüğe giren yasayla, 2002'nin 6. ayın 15'inde yürürlüğe giren yasayla, işte emeklilikteki yaşam takılanlar dediğimiz 4447 sayılı yasayla alakalı bir şey. Şimdi muhalefetin Plan Bütçe Komisyonu'nda İntibak yasasını da bunun içine alalım, İntibak yasasını da değiştirelim önergesi, EYT ile alakalı bir konu olmadığı ve bu yasayla alakalı bir 4447 sayılı yasayla alakalı bir şey olmadığı için reddedildi. Şimdi evet, Plan Bütçe Komisyonu'nda bir direnç gösterdi prim şartının da kaldırılmasıyla alakalı. Fakat plan bütçede tabii ki kabul edilmedi. Ve genel kurula bu dört maddelik şekilde EYT'den sadece yaş şartını kaldırarak meclis genel kuruluna sevk edildi. Ve şimdi o öyle görüşülecek. Ondan dolayı yani intibak zaten Anayasa Mahkemesi'nin de verdiği karar bunu düzeltin diye 2010 yılında Anayasa Mahkemesi zaten böyle bir karar vermişti. Fakat meclis düzenleme yapması gerekiyordu. Bu yapılmadı henüz. Şimdi önümüzdeki süreçte seçim öncesinde işte gelecek bir bu torba yasayla beraber EYT çıkacak. Bir de ikinci torba yasa bildirileri bekliyoruz. Bu aslında Şubat ayının sonunda olacaktı. Fakat işte depremden dolayı meclis genel kurulu çalışmalarına ara verdiği için Mart ayına kaldı. Bu ikinci torba yasada tabii ki hükümet bunları yapabilir mi? İstiyorsa yapabilir, düzenleyebilir. Ki şöyle bir şey de var, bakın mesela memurlara 3600 ek gösterge hakkını verdi. İşte kamuda çalışan sözleşmelilere kadro hakkını verdi. İşte sırada EYT vardı ve bizim ikinci torba yasada beklediğimiz bir de staj yasası. Stajyerlerin başlangıç yıllarının kabul edilmesi, staj ve çıraklık mağdurlarının sorunun halledilmesiyle ilgili. İkinci torba yasada bunu da bekliyoruz inşallah. Fakat ondan önce bu emeklilikteki prime takılanlar ciddi manada, özellikle maddi manada birçoğu insanların yaşlı prim günü eksik olduğu için borçlanma yaptılar. 5000 prim günü emeklilikle ilgili 5000 güne tamamladılar. Bu krediler çekildi. Kredilerin ilk taksitini mesela işte bu aylarda hadi zar zor bir şekilde ödediler. Fakat bundan sonrası işte zaten iş bulamıyor. İşte 52-53 yaşında yaşlısın diyorlar. İş bulamıyor. Aldığı maaşla zaten ancak kendisini geçindirebilecek durumda ve artık kredi yiyecek bir parası yok zaten. Ondan dolayı mutlaka hükümetin bu yanlıştan dönmesi, bu yasayı çıkartırken bir yeni mağduriyet daha prime takılanlarla ilgili o burası bu yasa oylanırken bu emeklilikteki prime takılanlar dediğimiz prim mağduru olan şu anda bu prim şartında mutlaka kaldırmalı. Bu insanlar bu bankalardan kredi çekip borçlanmalarını yapar iken emekli olabileceğiz, 5000 günle emekli olacağız açıklamalarına istinaden yaptılar. Ve şu anda bunların krediyi ödeyecek paraları yok. Bir kısmı zaten daha yaşlı insanlar, 52-53 yaşında iş bulmakta zorlanıyorlar. Yaşları iş bulmuyorlar. İş bulsa bile aldığı para sadece kendisine yeteceği için, yani yaşamına, aylık giderlerine yeteceği için artık kredi ödeyecek bir para yok. Ve SGK 31-12
önce, yani 2023'ün girdiğimiz yıl başından önce, 31.12'den önce müracaatlarda işte bu EYT yasasının çıkacak olmasıyla birlikte hem doğum boşlanması, askerlik boşlanması, bazı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın boşlanma geliri elde etti zaten. Şimdi bu bir yıla EYT'liye verilecek maaş ödemesi 120 milyar TL. Yani bunun yarısından fazlasını Sosyal Güvenlik Kurumu bir yıllık bütçede zaten aldı. Dolayısıyla bunlar ekstra bir yük getirecek falan durumu yok. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun kasası güçlü. Bu mağduriyetler bittikten sonra zaten 8 Eylül 1999-2014 yıl boyunca bundan sonra doğru düzgün bir tane emekli talebi almayacağız zaten. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasından bahsettiniz, ne kadar güçlü olduğunu söylediniz. Evet. AKP Manisa Milletvekili EYT'lilerin emekli olması halinde alacakları aylıkların ortalamasını 8.773 lira olarak açıkladı. Fakat bu tutarı Türk İş açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi. Bu noktada iyileştirilme yapılması gerekmez mi? Bu insanların daha fazla mağdur olmaması için. Şimdi tabii ki şöyle, bu aylıkların düşük olması 1.12.2008'de çıkarılan 5.500 olsaylı yasa ile aylık bağlama oranlarına %67 ve %70 oranında iken 1.12.2008'de çıkarılan yasayla 2000'den önce yapılanlar vatandaşın 2008 arasındaki primler %47'den, 2008'den sonra yatırılan primler de %35'ten hesaplanmaya başlandı. Ve dolayısıyla maaşlar da giderek düştü. Tabii ki Türkiye'de şu anda 4 kişilik bir ailenin baz aldığımızda açlık sınırı rakamları ve yoksulluk sınırı rakamları. Şimdi açlık sınırı aç demek, yani açlık sınırı demek yeterli besin alabilmek. Vücudun bir insanın yaşamında sağlıkla yaşayabilmesi için gerekli besin maddelerini, kalorilerini ihtiyacı kadar alabilmeli. Mesela çocuklarda ve yaşlarda özellikle protein grubu dediğimiz yiyeceklerde. Şimdi buna göre sağlıklı bir beslenme ile ilgili gideri şu anda Türkiye'deki açıklanan rakamlar 15.800 TL. Yoksulluk sınırı 25.760 TL olmuş. Şimdi 25.760 TL'den bir haneye az geliş geliyorsa siz fakirlikle açlıkla tokluğun arasındasınız. Ama 15.800 TL'den 4 kişilik bir aileye o hanenin geliri 15.800 TL'nin altında ise açsınız. Gerekli besin maddeleriyle o insanlar beslenemiyor demektir. Şimdi 4 kişilik bir ailenin rakamlarının bu olduğunda ve ortalama işte bağlanan aylık 1.000 TL, tabii 5.500 TL alan da var tavan aylıkta. İşte 21-22 bin lira maaş alacaklar, 15-16 bin lira maaş alacaklar da. Evet tamam, ortalaması 8.800 TL olarak hesaplandı. Tabii ki bu maaşlar çok düşük. Şu anki ekonomik verilerde bir emeklinin hele de evi kiraysa bu maaşlarla yaşamını sürdürebilmesinin mümkünatı yok. Özellikle büyük şehirde. Bağlama oranlarımızın 2000'ler öncesine süratle çevrilmesi ya da bu hane halkında bu geliri elde eden emeklilere, özellikle yaşlılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ve Aile Sosyal Bakanlığı'nda ayrılan bütçeden devreye girilerek gelir tespiti yapılıp bu insanlarımıza en azından açlık sınırının altında kalmamak, ilave emekli maaşına gelir takviyesi yapılması gerekiyor. Bu çok Daha böyle önemliydi, ileri. bunu söylemeniz gerçekten. En önemli kısım buydu gerçekten. İnsanlar bunu da merak ediyordu. Böyle bir durum ortaya çıkmışken. Onur Bey, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Biz tabii meclis genel kurul toplantısına kadar bu prim
Ve Mart ayındaki bu gelebilecek ikinci torba yasadaki staj ve çıraklık mağdurlarımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz hep beraber onlarla. Ve özellikle buradan sizin aracılığınızla, tüm basınızla aracılığıyla da sesleniyorum. Bu prim şartını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bırakmayınız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız ve Cumhurbaşkanlığı'nın bir perspektif ve vizyon olarak açıkladığı, Türkiye'nin 100 yılı olarak açıkladığı bu 2023 yılındaki bu mağduriyetler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmıyor. Bunları artık kaldıralım. Teşekkür ederim Onur Bey. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bugün Sosyal Güvenlik Müşaviri Onur Önal'la beraber EYT'de son durumu ve emeklilikte prime takılanları konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.